İstanbul'da yaşıyorum. Benim bir yaşlı annem var köyde, Kızıköy'de. Her yıl sırayla gelip anneme bakıyoruz. İki tane, üç tane de inekleri var. Bunlar aşağı yolu kesmişler. Komşularımız var. Bırakmıyorlar getirip götürelim. Biz yonca ekmişiz. İşte burada ot arıyor. Buradan getirip götürmeyin. Biz de başkasının tarlası, boz bir tarlasını kullanarak o tarlayı da almışlar, korumuşlar. Ben de oradan getirip götürürken Nurettin Ünal, ablam da yanımda bostan ekmişti. Yukarı köye gelince demiş ki, o senin ablan niye inekleri koyuyor? O da demiş ki, sizin tarlanız değil, orası koru değil demiş. Sonra ablama demiş ki, bunlar böyle zaten utanmazlar, aylaksızlar demiş. Ablam da demiş ki, ben sizinle konuşmuyorum, niye bana hakaret ediyorsun? O arada ablama taş alıyor. Ablama taş alıyor, orada iki kişi yanında oturuyor. Biri Zeynel Topaç, biri Müslüm Gümüş. Ablama taş alınca bunlar araya giriyor. Araya giriyor, ayırıyor. Ablam zaten diyor ki, ben kaçmasaydım o gün beni orada dövecekti diyor. Aslında bu tarla muhtarın tarlası, köyün muhtarın tarlası. Dedi ki, ben vermemişim onlara, getirip götürebilirsiniz dedi. Bize aynısını söyledi. Sonra iki gün aradan geçtikten sonra bunlar tabii ablamla Nurettin İnal birbirine o hakaret etmiş ablamı. Tarih sözler söylemiş. İki gün aradan sonra bu sefer de ablası bizim kapıya geldi. Dedi ki, siz niye o tarlalardan getirip götürüyorsunuz? Bir tane de onların tarlasıymış. Nurettin Ünal'ın kız kardeşi bizim kapıya geldi. Dedi ki, siz niye oradan getirip götürüyorsunuz? Orası yol mu dedi. Biz de dedik ki, git bak, ablam gergin zaten. Bunlar dün kavga etmişler, git. O arada biz konuşunca bizim kapıya gelmişti ablası. Nurettin Ünal aşağıdan, kapısının önünden. Ben onu görünce ben de dedim ki, abini söyle dedim. Abin annem, ablama taş almış, hakaret etmiş. Sonra dedim ki, abine söyle ki, delikanlıysa, erkekse dedim, ben söyledim bunları, erkeklere taş alınır, kadınlara, bir bayana taş alınmaz. Öyle dediği anda aşağıdan koşarak geldi, kapının önünde ikimizi de darp etti. Ve köyün içinde oğlu varmış, oğlu da köyün içinde birkaç gencin yanında, o da koşarak geldi. Köylüler bizi zor elinden aldılar. Biz, o köylüler olmasaydı biz zaten bizi öldürmüşlerdi. Adam o kadar ki gözü dönmüştü. Ve benim kafama 5 dikiş atıldı, gözüme darp aldım. Şu an bugün bir hafta geçmiş, tekrar Tunceli'ye doktora geldim. Doktor hanım dedi ki, iyi ki de gelmişsin, gözünü kaybedebilirdin. Hukuki davamız verdik, şikayetçiyiz. Onlar zaten araya adamlar soktular, akrabalarına soktular, gelin barışın diye özür dilerler size. Biz kabul etmedik. Kaç gündür habire adamlarını gönderiyorlar bizim eve. Gelin barıştıralım size, gelin barıştıralım size. Hayır, biz davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Davamızın arkasında olacağız. Bu devirde kadın dövmek ne demek ya? Baba, oğul, iki bayana. Hukuk sürecimiz devam edecek. Sonuna kadar arkasında duracağız davamızı. O olaydan sonra psikolojim çok bozuldu. Bile mahkemede doğru dürüst bile ifademi veremedim. Çünkü ikinci gün geldiler, götürdüler bizi. Kafamda darp almıştım. Zaten bana vurduğu anda zopayla, yumrukla gözüm attı. Ben yere bayılmışım, düşmüşüm. Ve köylüler beni zor elinden kurtardılar. Köylüler olmasaydı bizi öldüreceklerdi, baba oğul.